iktidarın yaptığı birçok olumsuzluklara halkın önemli bir kesimi Gezi ile başlayan süreçte Türkiye'nin 80 ilinde aynı anda e, yaptığı eylemlerle karşı koymuştur, direnmiştir ve bu direniş ülke tarihinin en önemli, en şanlı direnişidir. Gezi direnişi aslında emperyalizmin ve kapitalizmin direttiklerine karşı koyma iradesidir aslında. Demokrat insanların, sosyalistlerin, öğrencilerin, kadınların e, Gezi geziyle birlikte bu e, baskıcı rejime, bu özgürlüklerin kısıtlanmasına verdiği bir tepkidir gezi. Gezi'de milyonlarca insan e, hiçbir örgütlü yapı olmaksızın Gezi'ye koşmuşlardır ve Gezi'yi sahiplenmişlerdir. Sadece İstanbul'da, Taksim'de değil, dediğim gibi Türkiye'nin birçok ilinde Gezi ile ilgili başlayan bu süreçte tüm demokrat insanlar, aklıselim insanlar Gezi'yi sahiplenmişlerdir. Gezi'nin ruhuna sahip çıkmışlardır. Benim de mensup olduğum Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin üyesi olan Mücella Yapıcı Mimarlar Odası adına TMOP'ta görev almış biri. Tayfun Kahraman da İstanbul Şehir Plancıları Odası'nın o dönemki başkanlığını yapan bir meslektaşımız. Can Atalay ise ki şu anda kendisi seçilmiş bir milletvekili olmasına rağmen hala içeride özgürlüklerinden mahrumdur. Bu arkadaşlarımız tamamen kendi mesleki görevlerini yapmak adına, yani çevreye sahip çıkma, şehrin dokusunu bozmamak adına davalar açarak görevlerini yapmışlardır aslında. Gezi tutuklusu bu arkadaşlarımız mahkum olmuşlardır. Ancak daha önce iki kez beraatla sonuçlanmasına rağmen, e, bu arkadaşlarımız üçüncü kez aynı iddialarla mahkum edilip e, 18'er yıl Tayfun Kahraman ve Can Atalay, ayrıca Çiğdem Mater ve Mine Özerdem'de 18 yıl e, ceza alarak şu anda maalesef özgürlüklerinden mahkumlar. E, Osman Kavala ise yaklaşık 7 yıldır Yine bu nedenle içeridedir. Gezi olaylarıyla ilgili aslında iktidarın vermeye çalıştığı mesaj şudur. Normal bir insanın yapması gerekenlerin aslında bir vatan hainliğini ortaya koymaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar bu gezi eylemlerinden son derece korkmaktadır, çekilmektedir. Bu arkadaşlarımıza verilen bu cezalarla da, aslında geziyi sahiplenen o insanlara gözdağı verilmektedir. Bu bir cezalandırma davasıdır. Aslında olmayan suçların e, ortaya konularak beraat edilen hiçbir e, suç unsuru olmayan bir davada suçlu ve suç ortaya koyarak bu insanların özgürlüklerinin elinden alınması sağlanmıştır. Ancak bizler Mühendisler, mimarlar, emek ve e, emek örgütleri, meslek örgütleri olarak gezinin her zaman yanında olduğumuzu, gezinin onurlu bir parçası olduğumuzu hep ifade ettik etmeye devam edeceğiz. Gezi bizim onurumuzdur, ülkenin en önemli halk hareketlerinden biridir. Evet. Gezi davasının bir başka yansıması da Kobani davasıdır aslında. Kobani davasında da insanlara ee, hiçbir suç unsuru yokken e, onlarca yıl ceza verilmiştir. Bu cezalar haksız ve hukuksuz verilmiş cezalardır ve bir o insanların nezdinde belli bir kesimi baskı altında tutmak, sindirmek için verilen cezalardır ve siyasi davalardır. Kobani davasıyla Gezi davasının aslında ortak e, paydası e, demokrat insanları. Ee, eşitlikten yana, barıştan yana insanları e, korkutmak e, ve e, baskı altına almaktır.